Bana kalırsa öyle görünüyor ve bence Erdoğan da bunun bir süredir, uzun zamandır farkında. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiği dönemdeki dinamik, çok sesli gençlerden ve farklı kesimleri de nispeten bir araya getirebilmiş yönetim kadroları içerisinde. Böyle bir parti olmaktan çıkalı çok oldu. Bir tek adam sultasında bir partiye dönüştü. Yani o parlak isimlerin sadece hani rütbeli politikacılardan değil de daha genç parlak isimlerin de birçoğu artık hani parti çevresinde içinde görülmüyor. Böyle bir oluşumun aslında daha hantallaşması, teşkilatta bir tür paslanma olmasının bana aslında çok da şaşırtıcı gelmiyor açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bana kalırsa tam zamanında başkanlığa, başkanlık sistemine geçiş yapmış, kapağı atmış bulunuyor. Yani parlamentonun çünkü rolü azaldı artık. Koalisyonlara ihtiyacı var. Fakat parlamentoda sadece MHP ile de koalisyon yapmak zorunda değil. Öyle bir hani resmi koalisyon yok parlamentoda. Dolayısıyla o da belli bir esneklik verebilir politikalara. Fakat dediğiniz gibi aslında yani hantallaşan ve erimekte görünen Adalet ve Kalkınma Partisi bir dert olacaktır önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'na. Ve onu koalisyonlara farklı kesimlerle, bu büyük ihtimalle ilk başta MHP olacak zaten, anlaşmaya ve taviz vermeye zorlayacaktır.